Aa, biliyorum ben bunu. Okulu Avrupa Başkentleri gezisine gitmiştik bir kere. Kaç kereydim. Sevdin mi bari? Çok sevmiştim. Bakacak mısın? Bak oradan arkaya doğru git, orada Fren'in de fotoğrafları var. Ne zaman başlıyorsunuz? Aa, çok yakında. Al, hayırlı olsun. Sağ ol. İşte ekipleri falan oluşturuyoruz. Elemanların eğitimine başlayacağız. Sonra işin makyaj kısmı vardı. Tamamen konsepte yönelik durumlar işte. Amblemler, kostümler, renkler falan, detaylar işte. Üniformalarınız için bir çalışma oldu mu? Yani birkaç yerle görüşüyoruz ama özel, çok özel olması gerekiyor. Zeynep yapsın çizimlerinizi, üniformalarınızı o tasarlasın. Vallahi süper fikir. Zeynep, yapar mısın? Yaparım tabii ki. Hem sizin işinize de bir katkım olur. Tamam, çok güzel. Vallahi iyi akıl ettin Cemre. Arada bir kafam çalışır. Günaydın. Günaydın Hüseyin Bey. Çerçeveleri yaptım da. Ay, çok teşekkür ederim. Hem de geçen akşamki yemek için bir teşekkür edeyim dedim. Güzel vakit geçirdik ama, değil mi? Hem de nasıl. Bugüne kadar size zaten hayrandım. Ev hanımlığınızı gördükten sonra hayranlığım bir kat daha arttı. Bak şimdi. Ay, siz de abartmayın canım yani. Gülten Hanım, ben bu dostluk devam etsin istiyorum. Nasıl yani? Yani çocuklar kendi aralarında çok iyi anlaştılar. Geziyorlar sağa sola. Biz de arada sırada bir yerlere gidebiliriz. Güzel konserler oluyor, fotoğraf sergileri falan. Ben arada sırada takip ediyorum. Eğer siz de hoşlanırsanız. Vallahi İşten güçten fırsat bulursam neden olmasın? Yoksa ben de severim yani sergi, tablo. Mesela bu hafta ben 7 gün çalıştım resmen. Günaydın. 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 Uygun olduğunuzda. Tamam, olabilir. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Hayırlı günler. İyi çalışmalar. Size de. Hayat nasıl geçiyor? İş güç dışında. İyi. Almanya güzel miydi? Berlin güzel şehir, evet. Çok kalmadınız ama. Çok gezememişsinizdir. Hep toplantıdaydık. Akşamları sadece. Biraz gezebildik yani. İyi var. Artık sık sık gidilir ama iş devam ettikçe. Evet. Biz de dün kuzeylerle sinemaya gittik. Öyle mi? Haber oradayken geldi işte. Apar topar bıraktı bizi gitti. Anladım. Günaydın. Günaydın efendim.
Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsın canım? Günaydın. Sağ ol Güney. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Yeni arabanın eski kız arkadaşına hava mı attın? Münasebet saçmalama. Yolda karşılaştık biz. Aynı yere gittiğimiz bile bile yanından geçip gitsem miydin? Artık patronsun. Bunun farkına varman şart. Günaydın. Oo. Sımay Tekinoğlu da buradaymış. Merhaba. Nasılsın Sımay? Ne işler karıştırdın diye sor. Anlat bakalım. Her şey çok ani oldu. Kahve içer misin? Ben kahve söyleyeyim. Canın istediğini paylaşıyorsun benimle. İstemediğini paylaşmıyorsun. Bunu da yazdım bir kenara. Kuzey kimseye söylememi tembih etti. O yüzden. Yoksa neden söylemeyeyim ben sana? Bir kahve isteyeceğim. Kimse yok orada da. Atilla'nın iki günde karar değiştireceğine inanmıyorum ben. Banu Hanım'ın lehine bir karar olsa neyse ama... Evet. Barış için bunu yapmaz. Mutlaka fikrini değiştirecek bir şey olmuştur efendim. Ben senden başka bir şey rica edeceğim. O imzanın Atilla'ya ait olup olmadığından emin olmamız lazım. O kadar kuşkulandınız yani. Kesinlikle. Ama bunu kimse duymadan nasıl halledebiliriz? Banu'nun da Barış'ın da bunu araştırdığımı bilmemesi lazım. Anlıyorum ama mahkemeden inceleme için karar almak şart. Belki bir şeyler yapabilirsin. Aha, halletmeye çalışırım. Çok teşekkür ederim. Kendin halledersen daha çok sevineceğim. Ne Banu ne Barış'ın. Hiç merak etmeyin Ebru. Senden haber bekliyorum. Peki efendim. Bu kadar işin altından nasıl kalkacağım diye düşünüyorsun değil mi? Günaydın. Günaydın. Hayırlı olsun. Almışsınız işi. Evet. Esas bundan sonrası önemli. Temsilcilik almak bir şey değil. Ne haber? İyiyim. Banu Gülüf için çağırdı. Ah evet. Hepimiz çok heyecanlıyız gerçekten. Hadi hadi başlayalım artık. Banu burada değil mi? Burada burada. Ebru Hanım bekliyoruz herhalde. Annem bugün gelecek miydi? Haberim yok. Ebru Hanım da burada. Benden erken davrandı. Hayret. Ben Banu'ya bakayım. Günaydın. Ben siz mi başladınız? Hayır efendim. Siz buyurun. Ben Banu'yu çağırıp geliyorum.
Durum netleşene kadar işinden ayrılmamanı öneririm sana. Üzgünüm yardım edemediğim için. Banu, seni bekliyoruz. Geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Üzme kendini. Artık Tekin oğlu olduğuna göre ailende problem yaratmaz nasılsa. İş aciliyetin de yok. Sen Kuzey'le aranı düzeltmeye bak. Ha, unutuyordum. Asıl sana ne anlatacağım. Dün gece bir ara Cemre'lere bıraktı beni Kuzey o olaylar olurken. Cemre diyor ki... Hiç merak etmiyorum desem. Artık gündeminde Cemre yok. Daha önemli şeylerle ilgileniyor. Haklısın. Ararım ben seni. Hadi bay bay.